kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Hürriyet kişinin her dilediğini yapabilmesi midir? Serbestlik, hür olma, meşru ve helal dairede dilediğini yapma gibi tariflerle hürriyet tarif edilmiş. Ancak bugünümüzde eğitim kitaplarında, bizim ilkokul, ortaokul, lise kitaplarında hürriyet tarifinin biraz dar anlamda Başkasına zarar vermemek şartıyla her istediğini yapabilmesi diye tarif edilmiş. Yani bu tarife göre bir insan bir başkasına zarar veremez ama kendisine istediği zarar verebilir, kendisi istediğini yapabilir anlamına geliyor. İslamiyete göre bu tarif eksiktir, yarımdır. Hatta belki yarım kadar da değildir. Çünkü bir insanın hem kendisine, nefsine, malına, canına ruhi duygularına hem de bir başkasının malına, canına, ruhi duygularına hem de sadece başkası dediğim zaman insanlar değil, kainattaki diğer varlıklara da, hayvanlara hatta israf anlamında düşündüğümüzde diğer varlıklara da zarar veremez. Dolayısıyla hürriyet onları da zarar vermemek şartıyla demek ki hem kendisine, bedenine ve ruhuna hem başkasına bedenlerine ve ruhlarına, hem de kainattaki varlıklara zarar vermemek şartıyla helal ve meşru dairede e, kullanmaya hürriyet diyoruz. Demek insan burada hürdür, diğer konularda asla hür değildir. Ha, demek ki buna göre bir insan intihar edemez. Bu da hürriyete girmez. Bedenine, parmaklarına, bedeni herhangi bir uzvuna zarar veremez. Hatta zaman zaman duyarız. Çocuk benim değil mi? Aldırırım. Hamile han annelerden böyle çok densiz, çok yersiz, hiç akıl ve mantık süzgecinden geçmemiş nefsani duyguların hareketiyle ağızdan çıkıvermiş böyle bir cümle duyarsınız. Çocuk benim değil mi? Dilediğimi yaparım. Ne demek benim değil mi? Sen nereden buldun? Nereden satın aldın? Kim kaybetmiş? Neresini sen yaptın? Evet. Dolayısıyla annenin bedeni anneye ait olmadığı gibi annenin bedenindeki yavru da asla anneye ait değildir. Dolayısıyla bir insan kendine de bir başka varlığa da zarar verme hakkına sahip değildir. Şimdi şu bahar da benim değil o zaman. Şu hava da benim değil. Öyleyse havayı da su da benim değil. O zaman suya da zarar veremem, haramda kullanamam. Öyleyse havaya da zarar veremem, haramda kullanamam. Öyleyse bahara da zarar veremem, baharı, güneşi, ışığı haramda kullanamam. Şu halde bir genç Allahü Teala'nın kendine verdi bu güzel duyguları haramda kullanamaz. Bu göz benim değil mi? İstediğime bakarım diyemez. bir genç kızımız da bir bahar günü açılıp saçılarak bu beden benim değil mi, istediğim gibi açılır açılırım diyemez. Çünkü baharı yanlış kullanıyor, havayı yanlış kullanıyor, güneşi yanlış kullanıyor ve diğer insanların gözlerine haram yerlerini açmak suretiyle onlara da haksızlık etmiş oluyor. Elbette harama bakan bir Müslüman mesuldür ama harama bakmaya sev olan kişiler de mesul ve sorumludurlar. Şu halde bir insan hem kendine hem başkasına hem maddi hayata hem manevi hayata hem de karnındaki bütün varlıklara zarar vermemek şartıyla hürriyetini kullanabilir. Yoksa insan her konuda her istediğini yapacak hürriyette değildir.